Tam olarak talebimiz 9 aydan beri süren bu süre zarfında beklediğimiz adalet adil yargının işleme süreciydi. Biz en başından beri olayın davayla ilgili sürecinde bu kadar ortada açık olan bir olayın adil yargı dahilinde işleyeceğini düşünüyorduk. Yani adaletin var olacağını bekliyorduk ve bunun olan inancımızla aslında sessiz bir şekilde durup beklemek istedik. Ama ne yazık ki bilirkişi raporunda olan kişiler ve daha sonrasında oluşan iddianame ile ilgili ciddi hayal kırıklıkları yaşadık. Bu kadar ortada olan bir katliamın bu şekilde sadece 4 kişinin üzerine yıkılması ve daha geniş boyutta değerlendirilecek durumdayken kovuşturmaya yer yoktur. Devlet Demiryolları yönetimi, siyasi ve bürokratların kovuşturmada yer yoktur şeklindeki iddianame raporu bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden bugün oradaydık ve bundan sonra da orada olacağız. Şu anda çıkan iddianameye baktığımız zaman 4 tane işte memura aslında olayı yıkmaya çalışıyorlar. İşte köprülerden sorumlu şef, memurlar vesaire şeklinde. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu 4 memur Devlet Demiryolları'nın karar verici merciinde değiller. Onlar sadece memurlar. Verilen görevleri yerine getirirler. Getirip getirmedikleri, yani mevcut görevlerini yerine getirip getirmediklerinin tasarrufunu yapacak olan kimse de hakimdir zaten. Ama onların haricinde Devlet Demiryolları'ndaki yol bekçilerinin kaldırılmasından tutun da meteorolojiyle bağlantılı olarak çalıştırılacak yetkin bir personelin olmaması. 1 Mayıs'ta bu hat açılacağı sırada yapılan kontroller neticesinde bu menfezin onarılması gerektiğine dair raporun değerlendirilmemesi, bunların hepsi yönetim kusurundan kaynaklı ihmallerdir. Öyleyse yönetim kurulunun, yani yönetimde olan kişilerin kusurlarından kaynaklanan bu cinayette kaybettiğimiz bu 25 kişinin sorumluluğu sadece 4 kişinin üzerine yüklenemez. Savcı böyle bir görüş veremez. Verirse de burada üst denetimde olan ya da başka yerlerde olan kişileri aklamak için almış olduğu bir kararı ortaya koymuş olur. Biz bu karara itirazlarımızı dilekçelerimizle, avukatlarımız aracılığıyla zaten mahkemelere, hakimlere sunduk. Fakat henüz hakim bu kararı değerlendirmedi, bir karara bağlamadı. Açık söylemek gerekirse biz artık evimizde sessizce beklediğimiz bir neticenin sonucunda iddianamede yaşadığımız hayal kırıklığını aynı şekilde yaşamamak adına bu sefer gidip dilekçemizin arkasında durduk. Ve buradayız dedik açıkçası. Birçok kişinin aslında savcılığa gidip savcıyla görüşmesi gibi durumlar söz konusuydu. Ben iddianame çıkmadan bir hafta önce savcının yanındaydım. Bana kendisinin de bir baba olduğunu, bu konunun 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'ün üzerinde kişinin yaralandığı bu olayın çok hassas bir konu, çok hassas bir dosya olduğunu, tüm hassasiyetiyle bu dosyayı değerlendirdiğini ve bizim endişemizin olmaması gerektiğine dair cümleleri sarf ettiğini kendi kulaklarımla duydum ve çıktığımda adaletin karşısında dik durabilen birilerinin varlığını görmek beni orada biraz olsun huzura erdirmişti. Ben iddianameden çok umutluydum ama bu sözlerin karşısında bir hafta sonra karşıma gelen iddianame karşısında hayal kırıklığına uğradım. Birincisi ben orada o gün o sözleri duyduğumda yaşadığım huzurun aslında beni orada sadece geçiştirmek için olduğunun kanaatine vardım. Ve bu da bana ve giden 25 cana çok büyük saygısızlık olarak değerlendirdiğim bir noktada artık kendi sunmuş olduğum dosyada gidip adaleti kendimin araması gerektiğini bir kez daha bana ispatladı ve biz bugün 25 kişinin ailesi olarak hepimiz en başından beri birlikte olarak hareket ettiğimiz her olayda bundan sonra da birlikte olma kararını devam ettireceğiz. Türkiye'de adaletin tam olarak işleyebilmesi için hukukun özgür olabilmesi gerekiyor. Müdahale edilmemesi gerekiyor. Şu anda hakimlerin, savcıların, avukatların nasıl bir baskı altında olduğunu hepimiz benzer olaylarda görüyoruz. Fakat hukuk adil olmalı. Her
herkese eşit olmalı, ayrımcı olmamalı. Bugün biz Çorlu'da Adalet Sarayı'nın önünde beklerken, hiçbir slogan atmazken, hiçbir şey yapmayıp sadece verdiğimiz dosyayı bekliyoruz diye elimizde bir pankart ve adalet istiyoruz afişiyle beklerken bizi gelip uyaran emniyet görevlilerinin burada bu şekilde duramazsınız şeklindeki ifadesinde nasıl ki bir şeyleri korumaya çalışıyorlarsa orada savcılık önünde bazı kuralları uygulamaya çalışıyorlarsa ki biz kuralı ihlal eden bir durumda zaten değildik orada da yasa dışı bir iş yapmıyorduk. Ama herkesin eşit bir şekilde kendisini ifade edebilme, sorguya tabi tutulabilme durumlarının bu ülkede olması gerektiğini istiyoruz, düşünüyoruz. Şöyle ki çok kısa bir şekilde toparlayacağım. Bugün Devlet Demiryolları'na bağlı bir kurumda bir araçta 25 kişi vefat ediyorsa o süre zarfı içerisinde ondan 3 ay olayın üzerinden 3 ay geçtikten sonra Devlet Demiryolları'na bağlı bir araçta yine 9 kişi vefat ediyorsa burada yönetimden ciddi anlamda kusur ve ihmal olduğu açık ve net bir şekilde ortadadır. Burada İsa Apaydın'ın aylar sonra Çorlu ve Ankara faciasından sonra aylar sonra görevden alınması, sessiz sedasız ve hiçbir nedene bağlanmadan görevden alınması bizi tatmin edici bir hareket değildir. Çünkü bugün o koltuktan kaldırılan kişi başka bir kurumda tekrardan genel müdür olarak oturtulabilir. Birilerinin ceza alması, birilerinin ihmali varsa var olup olmadığını anlayabilmek için bir sorgudan geçirilmesi gerekiyor. Bunun hiç kimsenin müdahalesi olmadan en açık ve adil şekilde yapılması sanıyorum ki hukukun işleyişini gerçek anlamda ortaya koyacaktır ve bu da zaten Türkiye'de herkesin ihtiyaç duyduğu şey. Biz hafta içi orada olacağız. Bugün ilk nöbetimizi yaptık. Pazartesi günü oradayız. Salı günü resmi tatil biliyorsunuz 23 Nisan. Orada olmayacağız. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Yani hafta içi her gün saat 10 ile 12 arasında Adalet Sarayı'nın önünde olacağız. Ne zaman ki verdiğimiz dilekçeye bağlı olarak hakim bir karar bildirir, itirazlarımızı kabul edip yeniden bir soruşturma açılmasına dair görüş bildirir. Bizim talebimiz bu. Bu talep de karşılanana kadar biz zaten orada olacağız.